Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Endometriosis Adenomyosis Derneği'nin makale saati toplantılarının altıncısına hoş geldiniz. Bugün iki tane değerli arkadaşımız var. İstanbul'dan Murat Bozkurt, İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden, aynı zamanda Şişli Kolon Tüp Bebek Biriminin de kendisi sorumlusu. Bir diğeri de bizim birlikte çalıştığımız doktora öğrencimiz, Bilkent Şehir Hastanesi'nden Doktor Eda Üreyen Özdemir. Bugün iki tane makale tartışacağız. İlki Murat Bozkurt tarafından anlatılacak bize. Daha sonra da makale bitiminde tartışmayı birlikte yapacağız. Endometriosis ile ilişkili infertilite tanısı ve mikroRNA dayalı Reproductive Medicine Online'da 2023 yılında yayınlanmış bir makale Murat Bozkurt tarafından anlatılacak. Diğer makalede Human Reproduction'da yine 2023'te Ocak ayında yayınlanmış bir makale. Interleukin 10 tedavisinin endometriozisteki fibrotik olaylardaki etkisiyle ilgili ilginç bir makale. Eda bunu hazırlarken çok zorlandı çünkü gerçekten çok yeni bir makale, çok yeni bir teknoloji ve bilinmeyen bazı noktalar var. Her iki konuşma sonunda tartışma kısmımız olacak. Hem tartışma hem de sizin katkılarınızı bekliyoruz. Öncelikle Murat Profesör Doktor Murat Bozkurt'u davet etmek istiyorum. İkisi de çok değerli arkadaşım. İkisi de çok değerli çalışmalar yapıyoruz. Onu da söylemek istiyorum. Evet Murat'cığım, seni dinliyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben de Endometriosis Adenomyosis Derneği yönetimine nazik taleplerden dolayı patlatıyor. Bir problem oldu galiba. Ezgi Hanım, bir problem oldu galiba. Sessiz alıyorum hocam ben. Tamam. Murat, başlayabilir miyiz tekrar? Ben de herkese iyi akşamlar diyerek konuşmaya başlamak istiyorum. Endometriosis Adenomyosis Derneği Yönetim Kurulu'na nazik davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Murat Sönmez abiye her zaman bize destek olduğu için şükranlarımı sunuyorum. Bana verilen konu endometriosis ve mikroRNA. Yine bir problem oldu galiba. Şimdi bu sesim geliyor mu abi? Sesin birazcık kesintili geliyor Murat'cığım. Abi istiyorsanız Eda ile başlayalım. Ben sesi bir daha çekilip öyle döneyim. Tamam, olur mu? Biz Eda ile devam edelim o zaman. Tamam. Eda sen hazır mısın? Hazırım hocam. Tamam. O zaman bir bağlantı problemimiz oldu. İkinci konuşmacımız Eda Üreyen Özdemir'e geçiyoruz. Murat bağlantı problemini hallettikten sonra bize tekrar katılacak. Evet Eda, senle devam ediyoruz. Tamam hocam, hemen. Ekran paylaşımım görülüyor mu acaba? Evet. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben bugün sizlere 2023 Ocak ayında Human Reproduction'da yayınlanmış bir yazıdan bahsedeceğim. Interleukin 10'un endometriyotik stromal hücrelerde miyofibroblast proliferasyonu ve kolajen tip 1 protein ekspresyonu üzerine etkisiyle ilgili bir makale. Endometriosis, hepimizin bildiği gibi endometriyal benzeri epitelyal ve stromal hücrelerin uterus kavitesi dışında bulunması durumudur. Üreme çağındaki hastalarda insidansı %10-15 civarında. Orospu çocuğu. Süperficial peritoneal endometriosis, derin infiltratif endometriosis ve ovaryen endometrioma alt tipleri bulunmaktadır. Genelde semptomları da kronik perifer kronik perifer diye büyük başlık altında